Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye hamlesi ne olacak? İran ve Rusya Amerika Birleşik Devletleri'ne nasıl karşılık verecek? Ve Türkiye'nin tavrı ne olacak? İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkiye gazetesindeki köşesinde bu sorulara cevap alın. İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkiye gazetesindeki köşesinde son dönemde Suriye'de yaşananlara ilişkin çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Yaşar Duma'daki saldırıda sinir gazı kullanıldığını açıkladı. Bu olayda manipülasyon kokan hareketler olduğunu vurguladı. Peki bu gazı kim kullandı? Her şey yolunda giderken Rusya. Rejime sinir gazını niye kullandırsın? Türkiye, Rusya ve İran arasındaki konsensüsü bozmaya yönelik adım olabilir. Üç ülkede de eş zamanlı doların hareketlenmesi ciddi şüphe uyandırdı. Siyasi mağlubiyete ekonomik cevap verilmiş olması muhtemel. Esad'ın kendi halkını öldüren bir katil olduğunu zaten bütün dünya biliyor. Böyle bir konjonktürde kimyasal saldırıyla ne elde edebilir? Peki Türkiye bu gelişmeler karşısında nasıl hareket edecek? Amerika Birleşik Devletleri'nin planı çoktan belli oldu. PKK YPG ile Suriye'nin keşfedilmemiş petrol sahalarını, yeraltı zenginliklerini kontrol etmek istiyor. ez Zor kenti mesela. Sondaj çalışmaları yapıldı ve yeni petrol yatakları keşfedildi. Afrin Harekatı ve İdlib'deki kontrol ile gücünü konsolide etti. Elini de açık etmeyen, göstermeyen bir Türkiye var. Hamaset dışı okumalarla kararlarını alıyor. Terörü sınır ötesinde yeni kaynağında yok etme kararından dönüş yok. Afrin içinde Türkiye giremez, cesaret edemez deniyordu ama ne oldu? Membiç'e de öyle bakılması gerekiyor. PKK-YPG'nin bulunduğu her yer hedefinde. Türkiye tamamen kendi işini terör temizliğine odaklanmış durumda.